Sultanahmet Küçük Ayasofya'dayız. Güzel bir mekandayız. Burada kıymetli hocamızın yanındayız. Fuat Başar, Türkiye'nin en büyük hatatlarımızdan Ebru Zen'in kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizlere de hoş geldiniz. Şimdi birinci madde olarak şu Ebru Zen kelimesini bir düzeltelim. Evet. Farsça Buruzen veya Surnayzen vezninde bir kelime. Günümüzde bunun Ebrucu kelimesi yerine kullanılması çok tuhaf kaçıyor. Öyle mi? Ebrucu. Hı hı. Bu kelimeyi ilk defa ben yazma bir kaynakta okudum. Bir konferansta veya bir röportajda söyledim. Ondan sonra herkes bu kelimeyi kullanmaya başladı. Hı hı. Fakat Ebru madem bugün Türklerin sahip çıktığı bir sanat, Ebru'yla uğraşan kişiye en yakışan isim Ebrucu ismidir. Orasını bir düzeltelim. Şimdi siz bu sanatlarımıza tabii ki üniversite yıllarında tanıştınız. İlk önce Hüsnat sanatıyla tanıştınız. Evet. Mahmut Bey'in kıymetli kitabıyla Kalem Güzeli'yle görüştünüz. Bunu da orada keşfettiniz. Sonra uzun yıllar boyunca mektuplaşarak bu sanatları, ki 1970'ler bunlar. Daha sosyal önce medyalar yokken uzaktan. Önce kendi kendime başladım. Kendi kendine hiçbir sahada adam olunmuyor. Sanatta üveysilik olmaz. Yani tek başına ustasız, kaynaksız başarıya ulaşmak mümkün değil. O ancak uğraşmaların, uydurmaların tezahürlerinin manzumesi olur. Genel görüntüsü olur. Sanat belli kaidelere bağlıdır. Belli silsileye bağlıdır. Evet. Ve sanatın en başı haysiyettir. Mensup olduğu topluluğun, ülkenin, devletin haysiyetini taşımaktır. Evet. Yani öz bir öz Türk sanatlarımızı yaşatmak. Yaşatmak. Aslıyla beraber. Şimdi benim biraz tıp geçmişim olduğu için. Evet hocam, onu da çok merak ediyorum. Yani bu nasıl bir aşk, bu nasıl bir sevda? Tıp medresi, tıp eğitimine, tıp 5. sınıftayken bu sevdadan vazgeçiyorsunuz, sanat sevdasına dalıyorsunuz. Vallahi onun daha öncesi var. Ondan önce nükleer fizikçi olma niyetim vardı. O konuda araştırmalar da yapıyordum. Puanım tutmama rağmen maddi imkansızlıklar sebebiyle gidemedik, okuyamadık. Sonradan tıbba girdik. Tıbbın günümüzde ve o zamanki işleyişini sevemedim. Gerçek manada insani bir yön bulamadım. Sonra yazı sanatıyla karşılaştık ki ben Hüsnü Hat'ın kelime manasını bilmem o zaman. Bir anda çarpıldım. Kendi kendime. Yani ilk bu kitapta keşfettiniz. O kitapla ve bir marangoz kalemiyle, ucu kesik bir kalemle başladım yazmaya. İlk başta yazdıklarım herhalde Mustafa Rakım yazamamıştır. Hafız Osmanlar filan bana çömez olamazlar gibi. O edayla. Sanat acemiliğinin en büyük ukalalığını bizzat ben yaşadım. Ve cahil insan ukala oluyor. Cesaretli olur. Cesaretli oluyor. Cahil cesareti derler Anadolu'da. Evet. Sonra o kitapta Ebru'ya kısa bir temas vardı. Arkasında da çok güzel örnekler. Kısa bilgiyle o kadar sanat çıkmaz. Bununla ilgili kaynak bulup bunu da öğrenmeliyim. Sonradan araştırmalarımda bir bakarım ki Ebru'da Üsküdarlı Aktar Mustafa Düzgünman, işin son temsilcisi. Aktarlıkla maruf, kapı komşusu Ebru ile uğraştığını bilmiyor. Apartmanının ismi Ebru Apartmanı. Hamit Bey'i tanıdım ama ikisi İstanbul'da, ben Erzurum'da. Gene bir gayret olması babından adreslerini buldum, mektupla tarifler aldım. Evet. Onlara rağmen çalıştım, yine başaramadım. Yeri bura ve hocanın dizinin dibi.
1980'de Eylül ayında. Ki çalkantı dönemlerimiz. Çalkantı başlamadan bir hafta önce buradaydım. Tamam. Ben geldikten 7 gün 7 saat sonra ihtilal oldum. Ve İstanbul'da kaldım. Canıma minnet. İki hoca da yaşlı olmalarına rağmen hayattalar. Kabul ettiler. Rahmetli Süheyl Ünver'in çok büyük yardımlarını gördüm. Mekanı cennet olsun. Ki mekanı Cumhuriyet döneminde ölmeyi yüz tutmuş olan bu sanatlarımızı yine kendisi güzel öğrenciler yetiştirerek evet günümüzde sanatlarımızı birisiydi. Kazandıran kıymetli profesörümüz. Sonra Uğur Derman Bey'in çok büyük yardımlarını gördüm. Evet. Yönlendirmelerini gördüm. Kendimi bu işe adadım. Çünkü o zaman 42 milyon civarında olan nüfusumuza bir tek evrucu düşüyor. Evet. Ve bir hattat düşüyor. Bildiğim bu kadar. Bunlar göçüp giderse iki damarımız kopuyor. Kendimi bu işe adadım. Bu nasıl bir sevda hocam? Nasıl geçinirim, ne yer ne içerim? Çok aç susuz kaldığım günler oldu. Evet. Çok borçlu günler yaşadım. Ama sevgi yaşattı bu işi. Her şeyin başı aşk. Ben öğreneyim, öğrendiğim kadarını başkalarıyla da paylaşayım. Öğrenci yetiştirdim. Orada yalnız bir hatam oldu. Bu sanatları ehli olup olmadığını düşünmeden öğrettim insanlara. Bakın bu çok önemli. Bunu baştan nasıl hissedebiliyorsunuz hocam? Hissedemiyor ki insan. Evet. Gelenler çok samimi olarak geliyor. Ben bu işe ömrümü, ruhumu verdim diyor. Ertesi hafta yok. Sanat zor iş. Çok köklü bir sevgi işi. Evet. Köklü bir hoca-öğrenci bağlılığı işi bu. İnsan kabiliyetli olur. Bir işi gördüğünde kavrar. Hocasına saygısı yok ise, hocası bir papaz bile olsa o hocalık makamının ahı öğrenciyi tutar. İşte bu kısımda edep ve adab giriyor hocam. O kısımda biraz açabilir miyiz? Şimdi o konuda şunu söyleyeyim. Aklıma ilk gelen örnek. Bizim dördüncü dereceden hocamız olan geçmişte Sami Efendi. Evet. Sami Efendi bizzattan ders alıyor. Devrinin en büyük hattatı haber yolluyor. Bana gelsin, çok kabiliyetli bu. Gitmiyor. Defalarca haber yollamasına rağmen gitmiyor. Bir gün bakıyor ki Ali Haydar Bey kapısında Sami Efendi. Evladım bu kadar zamandır haber gönderiyorum, neredesin? Cevabı çok nefis. Efendim diyor, benim bildiğim hocayla öğrencinin arasını ancak ölüm ayırır. Dün hocamı toprağa verdim, bugün sizin kapınızdayım. Ve medrese-i hattatinde hocalık yapan istisnasız bütün yazı hocaları Sami Efendi'nin öğrencisi. Bu bir feyiz meselesi, gönül bağı meselesi. Bu zihniyeti günümüz üniversitelerinde maalesef bulamıyoruz. Hocalarımızı her vesileyle biz rahmetle yad ederiz. Üniversite öğrencilerinin böyle bir şey yaptığını hiç zannetmiyorum. Hangi öğrenci hocasının ölüm yıl dönümünde mezarının başına gidip Yasinler okuyor? Böyle bir şey yok. Yani bilim ve sanat, belki de dini eğitim böyle ruhsuzlaştı. Ruhsuz şeyde ne bilim olur, ne sanat olur, ne din olur. İşin ruhunu kaybettirmemek için yıllardır hassasiyette çalışıyorum. Bu işin aslı da gönül bağı, edep ve adap. Kesinlikle. Demin söylediğimiz konuya geliyoruz. Evet. Tolerans sahibi olmak, kendisi gibi düşünmeyenlerin yanlış da olsa düşüncelerini azarlamayarak dikkate almak, sonra güzellikle yanlışlıkları düzeltmektir. İnancımızın temeli de odur. Ama bir insan yanlışta illa ısrar edip bu edebi uğraştığı saha, din, bilim, sanat hangisi olursa olsun,
onu bozmaya inat ederse, baktığımızda Ziya Paşa'nın meşhur şiiri geliyor. Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yeri geldiğinde ona da başvurmak lazım. Evet. O da bir terbiye usulü. Evet. Ama tercihimiz her zaman tolerans ve hoşgörü sahibi olmak. Evet. Çünkü hoşgörüsüz sanatçı olunamıyor. Şimdi Batı sanatla ilgili bizim Türk sanatları, işte İslam sanatları, kadim sanatlarımız, geleneksel sanatlarımız dediğimiz sanatlarımız arasında çok fark var. Yani Batı sanatları genelde benlik üzerine, kişi üzerine kurgulu bir sistem. Bizde tabii ki bu farklı bir pencere, farklı bir bakış açısı. Dolayısıyla tabii ki bu edep ve adap bizim bu yönümüzden dolayı geliyor. İşte onu bir bütün olarak günümüzdeki sanatçılardaki yönlenmeye doğru nasıl bir gidişat var? Şimdi şunu söyleyeyim, müteaddit defalar söyledim. Batı sanatçısı kendisini sanatın tanrısı sayıyor. Evet. Maalesef Türkiye televizyonlarında da çok sık duyduğumuz kelime. Hı hı. Filanca gavur sanatçı filan sanatın ilahıymış. Biz la ilahe illallah diyoruz. Adamlar sanatçıyı ilah yerine koyuyor. Batı ile bu konuda farkımızı sadece şu cümleyle özetleyeyim. Batı'da sanatçı kendini sanatın tanrısı sayıyor. Hı hı. Ama bizde sanatçı kendini tanrının bir sanatı sayıyor. Hı hı. Bakın farkımız o kadar. Evet. Peki bu bilinçle gidiyor mu günümüz sanatçılar? Günümüzde işte bu kavramları kabullenip, özümseyip, kendine hayat prensibi edinenler çok az olduğu için çatışmalar başlıyor. Evet. Bizde de sanatın en büyüğü. Benim sanatım Hafız Osman'ı döver, Necmettin Okya'yı döver. Filanca sanatçı kim oluyormuş, benim yanımda lafı mı olur gibi cümleler duyuyoruz. Bunlar çok yanlış. Evet, evet. Çok yanlış. Bir kişi sanata samimi olarak kelleyi koymuşsa, o kişinin bileğini öpmek lazım. Yanlışlığı varsa güzellikle düzeltmek lazım. Eyvallah. Bakın aynı hocanın iki tane öğrencisi. Birisine bir yazı siparişi geliyor. Vaktim yok diyor arkadaşına, diyor ki bu yazıyı sen yaz. Yazıyor. İmzayı kendisi atıyor ama. Yazı başkasının, imza kendini. Sonradan durum fark edilince kendilerine soruluyor. Görünürde durum sahtekarlık gibi görünüyor. Fakat verdikleri cevap çok gönülden ve çok samimi. Onu diyor kendimden ayrı görmediğim ve benim kudretimde yazdığı için altına imzamı koydum. Öbürü de diyor ki onu kendim gibi gördüğüm için onun yerine ben yazdım. Böyle paylaşmaya can kurban. Kesinlikle hocam. Günümüzde Hamit Bey'in yazılarını birebir fotokopi vesaire fotomekanik usullerle çoğaltıp altına Hamit Bey'in imzasını koyarak satanlarımız var. Bu da sanatın sahtekarlığıdır. El emeği göz nuru. Bütün sanatlar buna dayanır. Evet. El emeği göz nurudur. Orada da yiğidi öldürüp hakkını yemememiz lazım. Evet hocam, bizim bu sanatlarımız kağıt sanatlarıyla birebir olan sanatlarımız. Kitap süsleme sanatları, kağıt sanatları diye geçiyor. Bir dönem tabii ki Osmanlı döneminde İbrahim Müteferrika kağıt atölyesi kuruluyor, kağıt fabrikası kuruluyor ve bu Yalova'da kuruluyor. Benim eşimin belediye başkanlığı döneminde Yalova'da açtığımız kağıt müzesini, Türkiye'nin ilk kağıt müzesini açıyoruz ve bunu yeniden hayata geçiriyoruz. Şimdi buradaki, burada kağıdın önemine binaen size sözü bırakıyorum. Şimdi o konuda öyle güzel bir tevafuk oldu ki, televizyonda bir belgeselde İzmir Birgi kasabasında İmam Birgivi'nin gece uyurken ayaklarını Yalova'ya doğru uzatıp yatmadığını
Çünkü orada kağıt üretildiğini, kağıt üstüne ayetler yazıldığını, bildiğinden ayaklarını uzatmadığını bahsetmiştim. Allah uzun ömür versin. Başkanımız bunu seyretmiş. Evet. Yalova madem böyle güzel bir yer, kağıt üretiliyor. Burada bir müze, bir kağıt üretim merkezi niye olmasın? Hı hı. İrtibat kurduk. Defalarca gelişimiz, gidişimiz, yardımlarımız oldu. Açılışta başkanımın söylediği şu cümleler beni o kadar mutlu etmiştir ki. Buranın kurulmasına hocamın bir belgeselde söylediği birkaç cümle sebep olmuştur dedi. O anki mutluluğum ömrümün nadir mutluluklarından birisidir. Hı hı. Bakın güzel söz güzel vücut buluyor. Kesinlikle hocam. Bunu her yerde iftiharla, sevinerek, o günleri yaşayarak söylerim. Güzel konuşalım, güzel işler yapalım, sonuçlar güzel olsun. Evet. Ağzımızı uğursuz konuşmaya, küfürlere filan alıştırmayalım. Eyvallah. Sanatçının her işi güzel olmalı, toplumda örnek olmalı. Sanatçılar toplumun örnek insanlarıdır. Ve sanatlarını, sanatlarında uydukları kaideleri istisnasız askeriye, devlet idaresi, günlük hayat buralarda uygularsak inanın birçok ceza kanunu rafa kaldırılacak. Kesinlikle hocam. İstanbul'un Eminönü'nün belediye başkanı vardı. Allah rahmet etsin Lütfi Kibiroğlu. Hı hı. Sık sık atölyemize gelir, sohbetler ederiz. Şu yakında Necip Fazıl Kültür Merkezi'ydi, caminin arkasında. Bir sergimizin açılışında İstemiyan Talay, İstanbul Valisi Erol Çakır Bey, Recai Kutan Bey ve o geldiklerin de serginin açılışını memnuniyetle üstlenmişlerdi. Ve o başkanın bir cümlesi o kadar hoşuma gitmiştir ki. Sanatçısı bol olan bir beldenin hapishanesi çok az olur demişti. Eyvallah ne kadar güzel demiş. Bunu keşke Diyanetimiz, Kültür Bakanımız nazara dikkate alsalar, usta çırak usulüyle işin edebine, adabına uygun ve imtihansız uygulamaya koysalar. Evet. Hocam Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü aldınız. Yani bu çok güzel ve büyük bir şeref, büyük bir onur. Yani sanatlarımıza gidişatı yüzyılımızda nasıl bir iz geliyor, nasıl bir nesil geliyor? Yeni kuşaklara ne demek istersiniz? Son sözlerimizi vallahi bu şekilde alalım. Vallahi çok güzel bir soruydu bu. Şimdi sanatımızın devlet seviyesinde takdir görmesi ülkemiz adına çok onur verici bir durum. Sanatın eğitiminin liselerde, ortaokullarda, kurslarda, yaygın kurslarda gösterilmesi işin yozlaşmasına yol açıyor. Acı ama gerçek. Sanatın tarafında olarak söylüyorum bunu. Yani birazcık da ilginin yoğunlaşmasından dolayı da kaynaklanıyor olabilir mi? Yoğunlaşıyor, yozlaşarak yoğunlaşıyor ama. Zannediyorlar ki Batı sanatı gibi şöyle bir 15 dakikada bir sanatı hemen öğrenirim. Evet. Ben diğerlerinden kabiliyetliyim. Bu bir yanılgı. Şu sözleri söyleyeyim. Hattat Hamit Bey, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yaş 93, ölümle pençeleşiyor. Şimdi rahmetli olan bir arkadaşımız ziyarete gidiyor. Ölüm döşeğinde bile karalama yapıyor. Canıyla cedelleşirken aklı fikri yazıda. Karalamalarını rahmetli Cemil abiye gösteriyor. Şu sözleri. Bütün dünyaya ibret olsun diye söylüyorum. Hocam şimdi karalama kelimesi olarak mecazi anlamı da var. Karalama demem. Yazı derken meşk anlamında. Yazı meşk. Yazı meşk. Diyor ki oğlum Cemil. Ben harfleri yeni yeni tanımaya başlamıştım. Ama korkarım yazmak için ömrüm kalmadı. Ay canım benim. Evet. 15 dakikada sanatı öğrenenlere
ithaf ediyorum bu sözümü. Evet, sanat evet. Sonsuz. Yani birçok değerimizi unutuyoruz. Yani şimdi mesela kısa. Burada bir açıklamaya bile ihtiyaç duydum. Çünkü yeni nesil karalama evet. kelimesi derken şimdi iftira anlamında 15 anlayabilir. Dakikada. Bir meşk anlamında bir kalemin karalaması olaraktan algılayabileceğini düşünerekten maalesef. Bir açıklama yani getirdim. Dolayısıyla birçok değerimizi unutuyoruz. Kaynak araştırması hı-hı. yapıp ömrünü bu işe vermeden hoca öğrenci ilişkisini ölüm olsa bile bozmadan devam ettirmek sizin sanatçı olunamıyor. Sanat çok ulvi, yüce bir şey. Bütün kainatı sanatlı bir şekilde var eden Cenab-ı Allah en büyük sanatçıdır. Evet. İslam sanatçıları da Cenab-ı Hakk'ın eseridir. Uğraştığı eserin tanrısı değildir hiçbir zaman. Evet. O edeple yola çıkarsak toleransımız da genişler. Allah gavur kulum, Müslüman kulum demiyor, herkese rızkını veriyor. Tabii. Kendini inkar edenlere nefes veriyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız diye bir hadisi şerif var. Biz öylelerden olalım, herkesi hoş görelim, Allah da bizi hoş görsün. Eyvallah hocam. Dolayısıyla yeni nesle en büyük mesajınızı nasıl... En büyük mesajım bunlardı. Evet. Hoşgörülü olsunlar. Kötülüğe, şerre, uydurmaya, genetik mühendisleri gibi virüs uydurup insanların başına bela etmeye asla yeltenmesinler. İnsan insan olarak kalsın. İnsan insan olarak güzel. Evet. Robot olarak hiçbirimiz güzel değiliz. Evet. Yeniliklere nasıl bakıyorsunuz hocam? Yani uslubuna bağlı kalarak, geleneğine bağlı kalarak nasıl bir yenilik? Nasıl o sanatçının bir... boynuna tabir caizse sanat farzıdır. Ama uydurup onu zorla kabul ettirmeye çalışmak da sanatın kafirliğidir resmen. Yerinde sayan her şey yozlaşmaya mahkumdur. Sürekli ilerletmek zorundayız her şeyi. Hadis-i şerif. Men isteva yevmahu fehüve mehbun. Kimin iki günü birbirine eşit geçerse o ziyandadır. Her gün öğrenmemiz lazım. Bilgimizi artırmamız lazım. Geliştirmemiz lazım. Bu işte de bir ortak akıl lazım. Ben kendi başıma bu işi geliştirdim iddiası aptallıktan ibaret. Evet. Lakin uydurma olduğunda sanat kavramlarıyla hiç bağdaşmadığı halde bunu sanat diye göstermek kafasının kırılmasını muciptir. Onu söyleyeyim. O konuda çok sertimdir, tavizim yok. Çünkü dünyayı bozduk. Tabii. Dünyayı bozduk bu düşünceyle. Batı'nın başımıza açtığı en büyük belalardan birisi fikir özgürlüğü. Bu bir baş belası bir şey. Herkes savunuyor, bana göre baş belası. Ayrıca yorum. Yorum büyük bir bela. Hadiseyi aslıyla görmeden hayalinden uydurmaktır. Daha kötüsü ölçüsüzlük. Bakın evet. Edebiyatımızda ölçüsüzlük aldı başını gidiyor. Sanatta ölçüsüzlük, insani davranışlarda ölçüsüzlük. İpin ucunu kaçırtır bunlar. Evet. Ama sanatla gerçek manada uğraşanların gözünden kaçmıyor. Yani geleneksel dediğimiz kelime aslında. Yani açılımını yaptığınız zaman tabii gelene canım. Ek. Yani tabii, siz tabii yani. Gelene ek yapmazsanız hiçbir zaman şey yapamazsınız. Var, yani bir zanaatta kalır, sanata dönüşmez. Şimdikilerin çoğusu daha stajyer cin olmadan adam çarpmaya yönleniyorlar maalesef. Evet, evet. Yani günümüzün yeni teknolojisinin sayesinde de oluşan bir şey bu. O çok kötü. Evet. Çok yani kötü. Hız ne kadar çok hız olursa o kadar sen çok güzelsin. Şimdi sanat kişinin elinden, gözünden, ruhundan doğar. Bilgisayarlardan doğmaz. Evet, evet. Hele hele yapay zekadan sanat falan hiç olmaz. Sanat insani özelliğe sahip bir kavramdır. Hocam en başta işte ruh nedir? Aşk. Her şeyin başı aşk. Vallahi bir cümle söyleyeyim. Belki program süremiz evet. doldu. Evet. Yazma bir kitapta okudum.
en başına kalın yazıyla yazmış. El muhabbetü aslü külli şeyin fil alem. Kainatta her ne varsa aslı aşk ve muhabbettir. Evet. Onlar olmadan iki tane atom yan yana duramaz. Birbirlerine olan muhabbetinden, aşkından dolayı dünyadaki, evrendeki bütün kimyasal reaksiyonlar öyle cereyan ediyor. Evet. Bunlara günümüzde fizik kanunu diyoruz. Yani hayatın aşksız, her noktasında. Aşksız fizik kanunu bile işimize lazım değil bizim. Evet, evet. Yani şunu fark ettim de ben hocam. Yani yıllar içerisinde bu kadar sanat eğitimleri, büyük üstadlarımızdan gördüğüm eğitim. Her şeyin başı aşk, sonra sabır, sonra yetenek gelir. Tabii, yeteneğiniz tabii, vardır, tabii, sabrınız tabii, yoksa tabii. bırakırsınız. Sabrınız vardır, aşkınız yoksa yine bırakırsınız. Onun için aşk illaki aşk. İşte bunu böyle bir söz haline getirdim. Hocam tabii, çok şükür. Şimdi, iyi ki sizi tanıdım. Mevleviler Allah sizden niye? Razı olsun. Cümlemizden. Mevleviler niye sohbetlerinde veya ayrılırken birbirlerine aşk olsun derler? Ya. Evet. Çok güzel bir söz. Fuzuli'nin şu mısralarıyla kapatalım. Evet. Aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıylü kal imiş ancak. Kainatta ne varsa hepsi aşk. Evet. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Her daim aşk olsun diyelim. Sevgili seyirciler, her şey için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Aşkınız daim olsun.